Daha sağlıklı yarınlar için lütfen aşımıza olalım. Şöyle kardeşimle beraber, yani ikizimle beraber ilkokul, ortaokul ve lise hayatımızı hep beraber geçirmiştik zaten. Hep aynı sırayı paylaştık bu zamana kadar. Ve her zaman bizim hedefimiz hep aynı yönde oldu. İdeallerimiz hep bir insanlara bir faydamız olması için hep sağlık sektörünü çok istemiştik beraber. O da üniversite hayatımıza nasip oldu. Ve ki hani üniversitemizde beraber okuduk ama iş hayatımızda artık hani beraber olacağımıza bir ihtimal vermiyorduk. Ama bu sefer aynen, bu sefer son olur demiştik. Hani ayrılırız demiştik ama yine Yerşen İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde mesai arkadaşı olmak nasip oldu bize. Beraber güzel çalışıyoruz, beraber özverili çalışıyoruz. Birbirimize katkımız çok fazla. İkiz olduğumuz zaman gücümüzün daha fazla olduğuna inanıyoruz açıkçası. Ve bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde de ayrılmayı düşünmüyoruz. İnşallah da bu şekilde devam eder. Aslında çok güzel tepkiler alıyoruz. Çevremiz aslında şöyle büyüdükçe büyüyor diyelim size. Yani tanınma aşamasında çok iyi oluyoruz. Herkes bizi mesela burada çalışma hayatımızda bile mesela yaşayan halkı çok iyi tanımıştır mesela bizi şu kısa serüvende. Çok güzel tanınıyoruz, çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok şaşırıyorlar mesela. Çok şaşırıyorlar. Ki ailemizden bu yana herkes çok karıştırıyor. Ayırt eden çok nadirdir yani. İş arkadaşlarımız olsun, ilkokul, lise, çevremizdeki insanı herkes karıştırıyor genelde. Şöyle işe başladığımızdan bu yana COVID'le mücadele ediyoruz. Gerek aşılama olsun, gerek filyasyon olarak pozitif vakalarımızla elimizden geldiğince ilerliyoruz. Müdürlüğümüz olarak, Yerşen İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Yerşen ilçesinde hem aşı oranı olarak çok fazla yüksek tutmak istiyoruz. Hem de pozitif vakalarımızı azaltmak istiyoruz. Bunun için gayretimiz bu yüzden. O yüzden elimizden geldiğince çabalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Aşılama oranlarımız çok fazla. Yükseltmeye çalışıyoruz. Randevus olarak sistemlerimizi yapıyoruz. Bu yüzden elimizden geldiğince insanları arayıp aşı yaptırmayanları aşıya davet ediyoruz. Gelemeyenler, mümkün olmayanlara yeri geliyor araç ayarlıyoruz. Ya da evde hizmetimiz var. Gidip evde mobil aşı ekiplerimizle evde aşılarını yapıyoruz. Aşılama gerçekten COVID için önemli yani. Kurtuluşumuz için tek çare şu an aşılama gözüküyor. Bu yüzden de aşılamada elimizden geldiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hastalarımızı bekletmemek için uğraşıyoruz. Bir an önce aşılarını yapmak için günlerini, randevularını çok güzel ilerletmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi mobil aşı ekibimizi akşam filyasyon ekiplerimiz dahilinde açıkçası 24 saat aşı yapmaya çalışıyoruz bizler. İnşallah güz dönemine kadar bu aşılama oranını bitirip pandemiden güzel bir şekilde çıkmak istiyoruz açıkçası. Şöyle, biz hiç ayrılmadık doğumdan şu yaşa kadar diye söyleyeyim. 23 yıllık hayatımızda hem birbirimizden hem ailemizden hem de Kırıkkale çevresinden hiç ayrılmadık. Bir şeyi beraber yapmaya alıştığımız için bu hep böyle gitti. Yani başarı düzeylerimizle beraber ilerledi. Bu da bizim için ayrı bir güzel, hoş bir durum oldu. Hani ilkokulla başlayan eğitim serüvenimiz aynı sırayı paylaşmak, aynı öğretmenleri hatta aynı arkadaşları paylaşmakla devam etti. Sonra ideallerimiz de aynı olmaya başladı. Yani belki çok tuhaftır ama aldığımız ders notları, sınavdaki, üniversite sınavındaki notlarımız bile çok benzer yakında puanlardı. Hatta çok fazla kopyayla itham edildiğimiz durumlar da mevcuttu ama aslında bizim başarı düzeyimiz de aynı ve ideallerimiz de aynı olunca ikimizin de meslek hayatı o şekilde şekillendi. Yaklaşık 8 ay önce geldiklerinde bizim için de çok ayrı bir heyecan oldular. Müdürlüğümüze, personelimize, bütün çalışmalarımıza çok ayrı bir ivme getirdiler. Çünkü ikiz olmalarından mıdır bilemiyorum ama birbirine tamamen gönül bağıyla bağlı, çok büyük bir heyecanla çalışan, hakikaten yaptıkları işe ciddi bir özveri katan, çok güzel bir renk teşkil ediyorlar müdürlüğümüzde.
Verilen her işin üstesinden gelmesini biliyorlar, birbirine dayanıyorlar, güveniyorlar. Ve doğrusunu söylemek gerekirse çoğumuz henüz onları ayırt edemiyoruz birbirinden. Yaşayan halkı çok seviyor. Çok fazla güven teşkil ediyorlar burada. Biz kendilerinden çok memnunuz. Yaptıkları hizmet ile çalışmalarımıza gerçekten güç katıyorlar. Onun formu göndereceğiz. Gelen mesajı söyleyebilir misiniz acaba? 250. Kadir Bey, şurayı okuyup imzalayabilir misiniz? Buyurun. Ben söyleyeyim. Herhangi bir şeye karşı alerjiniz, epilepsi, astım gibi bir rahatsızlığınız var mı? Yani bildiğim bir rahatsızlığım yok. Tamam. Daha sonra gelirseniz burada şimdi yaparız, olur mu? Kim alacak? Ben alabiliyorum. Kim alacak? Sen de alıyor. Tamam, bir numune alınacak. Tamam, derin nefes alın. Biraz da istebilir. Tamam, benim öyle. Sen biraz bekleyin dostum. 5-10'a kadar bekleyin. Geç şansı. Hızlı kırılır. Tamam, biraz daha bekleyin. Çağırın sonunda çok normal. Ama nefes verdiğiniz için şikayet olursa hastaneye başlayın. Olur mu? 76. Girin. Nefes alın. Çekilin. Biraz da kırılır. 76. Sinovac'ta 47 Sinovac yaptık ve BioNTech. 15'te 12-13'te Sinovac çeşitli yaptık. Sen aldım ekiplerimiz, fijasyon ekiplerimiz numune için gelecekler. Numune sonucunu zaten elevetten görebilirsiniz. Ona göre karantinanız negatif çıkarsa sonlandırılır. Olur mu? Diyor.